İnsanlığın Ay'a geri dönüşünü anlattığımız Artemis serisinin 3. videosunun konusu SLS ile beraber Ay yörüngesine insan taşıyacak Orion kapsülü. 2000'li yılların başından bu yana geliştirilen bu kapsül ilk Ay görevini bu yılın Kasım ayında yapacak. Peki Orion'un hikayesi nasıl başladı? Teknik özellikleri neler ve gelecekte onu ne bekliyor? Orion kapsülünün geçmişi aslında 2000'li yılların başına kadar uzanıyor. Kolombiya faciası ile birlikte gitgide gözden düşen uzay mekiği teknolojisinin geliştirilmesi 2004'te sonlandırılacağı açıklandıktan sonra NASA Dünya yörüngesi, Ay, Mars ve ötesine insan taşımak için Takım Yıldızı programı üzerinde çalışmaya başladı. Takım Yıldızı'nda kullanılacak başrol uzay araçlarından birisi de o zamanlar mürettebat keşif aracı olarak isimlendirilen Orion kapsülüydü. Orion uzay aracının Takım Yıldızı programı içindeki yeri oldukça genişti. Öyle ki uluslararası uzay istasyonuna insan taşımak bir asteroitten örnek getirmeye kadar geniş bir yelpazede kullanılması planlanmıştı. Orion'un ilk uçuşunun 2014 yapılması ve o tarihten itibaren uzay istasyonuna insan taşıması planlanıyordu. NASA Orion'un geliştirilmesi ve üretilmesi için iki rakip şirket seçti. Lockheed Martin ve Northrop Grumman Orion için birbirinden farklı tasarımlar geliştirecek ve daha sonrasında NASA bu iki kapsülden birini seçip finanse edecekti. Başlangıçta her iki şirkete kapsülün geliştirilmesi için birer milyar dolar verildi. Seçimi ise 2006 yılında Lockheed Martin kazandı. Ancak Takım Yıldızı programında genel olarak çıkmaz noktalar vardı. Bu çıkmazlardan en önemlisi ise Orion'ı fırlatacak RS-1'in güvenilirliğinin çok düşük olmasıydı. Öyle ki ABD Hava Kuvvetleri'nin 2009'da yaptığı bir analiz, uçuşun 30 ile 60. saniyeleri arasında yapılacak olası bir tahliye sırasında paraşütün eriyeceği ve dolayısıyla mürettebatın %100 oranında öleceğini göstermişti. Bunun gibi sorunlar dışında programın aksaması, sürdürülebilir olmaması ve sistemin yerine oturmaması nedeniyle Takım Yıldızı programı 2011'de sonlandırıldı. Ancak programın sonlandırılmasına rağmen NASA ve Lockheed Martin Orion'ı geliştirmeye devam etti. İlk önce NASA'nın Journey to Mars girişiminde kullanılmak üzere büyük ölçüde yeniden tasarlandı. Daha sonra ise Orion Moon to Mars programına geçiş yaptı. Bu tasarım değişikliklerinin en büyüğü ise videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağımız servis modülünün teknik özelliklerinde oldu. Orion'ın ilk uçuş testi 2014 yılında Delta 4 Heavy ile yapıldı. EFT-1 adındaki bu görevle beraber Orion'ın çoğu teknik özelliği başarıyla test edildi. 2020 itibariyle Artemis 1, 2 ve 3'te kullanılmak üzere 3 Orion kapsülü yapılıyor. Bunlara ek olarak Artemis 4'te kullanılacak Orion kapsülünün de inşa edilmesi onaylandı. Orion uzay aracının bugüne kadarki macerasını anlattığımıza göre şimdi biraz da aracın teknik özelliklerine bakabiliriz. Amerika'nın yeni nesil uzay aracı Orion sadece Amerika tarafından yapılmıyor. İki bölümden oluşan Orion, ESA'nın yaptığı ve aracın itki, elektrik ve benzeri kritik ihtiyaçlarını karşılayan Avrupa servis modülü ve astronotları içinde barındıran mürettebat modülünden oluşuyor. Servis modülü ve kapsül toplam 7 metre uzunluğa ve 5 metrede çapa sahiptir. Orion 33.5 tonluk ağırlığıyla uzay mekiğinden sonra yapılmış en ağır uzay aracı olacak. Orion'un genel özelliklerine baktığımıza göre şimdi de uzay aracını oluşturan bu iki modüle ayrı ayrı bakabiliriz. Önce Orion'un mürettebat modülüne biraz yakından bakalım. Orion maksimum 6 astronot taşıyabilse de Ay'a sadece 4 astronot taşıması planlanıyor. Orion ayrıca astronotları derin uzayda 3 hafta boyunca barındırabilecek bir kapsül. Orion 9 metreküp yaşanılabilir alanı ile de derin uzayda astronotlara neredeyse SpaceX'in Crew Dragon uzay aracı kadar alan sağlayacak. Orion 3 paraşütü ile insanlığın yeni ay keşiflerini dünyaya sağ salim döndürecek bir kapsül. Geçmişte kullanılan tüm kapsüllerde olduğu gibi Orion da ablatif bir ısı kalkanına sahip olacak. Avrupa servis modülü ise dediğimiz gibi aracın temel yaşam destek ihtiyaçlarını karşılayan bölüm. 7 metre uzunluğundaki 4 tane güneş paneli ile elektriğini üretecek Orion, bu şekilde görev süresini güneş paneli kullanmayan Apollo uzay aracına kıyasla uzatacak. Ayrıca bu paneller 2008-2015 arası görev yapan ESA'nın ISS'e kargo taşıyan ATV kargo aracında da kullanılmıştır. Aracın itki sistemi ise Aerojet Rocketdyne'ın yaptığı hipergolik yakıtlar kullanan ve tamamen kendini kanıtlamış bir motora emanet. Orion'da kullanılacak AJ-10, geçmişte Delta 2'nin ikinci aşaması ve uzay mekiğinde yörünge düzeltmelerini yapması için kullanılmıştır. Artemis görevlerinde kullanılacak Orion uzay araçlarında uzay mekiğinden kalan AJ-10'lar kullanılacak. Bunun dışında yine Aerojet Rocketdyne'ın yaptığı 8 yardımcı itici ve Airbus'un ürettiği aracın kendi ekseni etrafında dönmesine imkan sağlayacak reaksiyon
kontrol sistemi bulunmakta. Orion'ın genel olarak iki bölümüne de baktık. Fakat Orion'ın bunların dışında iki ilginç özelliği daha var. İlki radyasyon koruması, ikincisi ise iletişim sistemi. Aslında Artemis gibi dünyanın korunaklı atmosferinden tamamen çıkan derin uzay görevlerinde çok kritik ve tehlikeli olan radyasyon, Orion için kısmen basit bir yolla çözülmesi planlanıyor. Orion planlanandan fazla bir yük taşımayacak. Yani bazı diğer görevlerde düşünüldüğü gibi aracın duvarlarının arasını su ile doldurmak fazladan ağırlık yapacak. Orion'ın duvarlarının arasını su ile doldurmak yerine astronotlar olası bir güneş rüzgarında ellerine ne geçerse onlarla bir sığınak kuracak ve bu kurdukları sığınağın içine saklanacak. Radyasyon korumasından sonra bir diğer ilginç nokta ise iletişim. Orion çoğu uzay aracının yaptığı gibi radyo dalgaları ile iletişim kurmayacak. Onun yerine Orion lazerle iletişim kuracak. Orion lazer sayesinde daha büyük verileri kısa sürede dünyaya gönderebilecek. Bu sistemin gelecekte çoğu uzay aracına kullanılması planlanıyor. Hatta önümüzdeki ay Atlas 5 ile fırlatılacak STP-3 görevinde de lazerle iletişim yapabilen bir test aracı bulunacak. Lazerle iletişime bu kadar anlattık. Peki bunların hepsi ne anlama geliyor? Mesela bu şekilde Artemis 3'teki astronotların ay yürüyüşünü ya da Lunar Starship'in aya inişini 4K olarak çok küçük gecikmelerle izleyebileceğimiz anlamına geliyor. Tüm bu videoda anlattığımız gibi Orion yaklaşık 20 yıldır geliştirilmekle birlikte insanlığın ürettiği en gelişmiş uzay araçlarından biri. Bu kapsül ilerleyen 15 yıl boyunca Amerika'ya Çin'e karşı büyük bir avantaj sağlamakla beraber NASA'nın Mars görevlerinde de yer alma kabiliyetine sahip. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.